Modern dünyamızda eşitsiz evlilikle herkesi şaşırtmak zor. Özellikle de büyük yaş farkı söz konusu olduğunda. Ancak bir gün internette genç bir adamın yanında gelinlikli yaşlı bir kadının fotoğrafı ortaya çıktı. Başlıkta yaşlı kadının 85 ve genç adamın sadece 24 yaşında olduğu belirtilmişti. Fotoğraflar hemen netizenler arasında ateşli bir tartışmaya neden oldu. Herkes bu ilişkinin nasıl olabileceğini merak etti. Ancak bu fotoğrafın arkasındaki gerçek hikaye aslında çok üzücüydü. Bugünkü videoda size bu hikayeyi anlatacağım ve yaşlı kadın Song Shi'ne derin bir saygı duyacağınızdan, genç adam Zhang Xiaogun'un yaptıklarına hayran kalacağınızdan eminim. Çin otoritesi geçen yüzyıl boyunca ülkedeki doğum oranlarını sıkı bir şekilde kontrol etti. Bu kaynak eksikliği ve fazla nüfus nedeniyle yapıldı. Bir aile bir çocuk diye bir slogan bile vardı. Bu talihsiz hükümet politikası, birçok ebeveynin yeni doğan ve çoğu zaman sağlığı kötü olan çocuklarını terk etmesine neden oldu. Terk edilen Song Jiang, çocukların sık sık kapının önünde bırakıldığı bir hastanede temizlikçi olarak çalıştı. Bir sürü terk edilmiş bebek gördü ve bir başka ağlayan çocuğu gördüğünde kalbi her zaman acıyla sızladı. Kadın bebek Zhang Xiaogun'u bulduğu yer orasıydı. Bu çocuğu ve diğer birçok terk edilmiş bebeği aldı. Daha sağlıklı çocukların bazıları daha sonra çocuksuz aileler tarafından evlat edinildi. Ancak Jian ailesiyle birlikte 6 çocuk kaldı. Elbette üvey çocuklarla birlikte bütün bu çocukları yetiştirmek çok zordu. Bununla birlikte Zhang ve kocasının tüm zorluklara ve kıt kaynaklara rağmen 5 çocukları oldu. Bu sıradan aile 11 çocuğu da büyüttü. Zamanla Çin'deki demografik yasaklar zayıfladı ve devlet büyük ailelere yardım etmeye başladı. Sayıyan ailesinin evlatlık oğullarından biri olan Zhang Xiaogun, yakışıklı bir genç adamın düğün fotoğrafını astı. Jiang okudu ve liseden 2001'de başarıyla mezun oldu. Devletin desteği sayesinde profesyonel bir eğitim aldı. Bir itfaiyeci oldu. Şimdi genç adam ayrı yaşıyor ve itfaiyede çalışıyor. Ama düzenli olarak sevgili büyük annesini ve büyük babasını ziyaret ediyor. 2020'de Sung, kocası Song ve evlatlık çocuklarıyla birlikte 85 yaşına girdi. Zhang, sevgili büyük annesinin doğum günü için alışılmadık ve çok dokunaklı bir hediye hazırladı. Gençler o şarkıyı biliyordu. Her zaman başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koydu ve böylece her zaman hayalini kurmasına rağmen asla gelinlik giyemedi. Bu yüzden Zhang ona pahalı bir gelinlik ve kocası için güzel bir çorba aldı ve onu evlat edinen ebeveynleri için bir fotoğraf çekimi düzenledi. Genç adam hayatını bu kadına borçluydu ve bu yüzden hayalinin gerçekleşmesini hak ettiğine karar verdi. Ne yazık ki büyük baba fotoğraf çekimi gününde kendini iyi hissetmiyordu ve ona eşlik edemedi. Karısı So Zhang planı iptal etmek yerine fotoğraf çekimi için büyük babasının yerini almaya karar verdi. Bu nedenle netizenler fotoğrafları çevrim içi olarak görüp hikayelerini öğrenmeden Song ve Zhang'ı bir evliliğe sahip olmakla suçlarken hızlı davrandılar. Bu yüzden fotoğrafın kökeni hakkında bir hikaye ortaya çıktı. Genç beyler ve o yaştaki güzel bir kadın bu arada fotoğrafların çok ilginç olduğu ortaya çıktı ve büyük ailenin tüm üyeleri gerçekten hoşuna gitti. Thank you.